İyi günler. Gazeteci Taner Gündoğan'ı öldüren kişi Çınar Saygınel'dir. Telefon sinyallerini takip edip öğrenebilirsiniz. Ya baba neredesin? Her yerde seni arıyorum. Sana bir müjdem var. Baba içtin mi sen? İçki nöbetlerini tetikliyor. Bilmiyor musun sanki? Aşk olsun. Hepinizin aklı fikri benim hastalığımda, nöbetlerimde zaten. Ne var yani, seni düşünüyoruz. Suç mu bu? Yapma lütfen. Ben öyle senin sandığın gibi aciz bir herif değilim, tamam mı? Değilim! Ne oluyor burada? Ha. Nevra Sultan da geldiler, hoş geldiniz. Toparla kendini. Gelmeyiz. Kusura bakmayın Nevra Sultan, yine size layık bir evlat olamadım. Kusura bakmayın. Melis'in yanında seninle tartışmayacağım. Tartışma zaten, sen benimle tartışma. Sen benimle niye tartışıyorsun? Benimle tartışmayı bile istemesen zaten. Kimim ben seninle tartışacağım ha? Kimim ben? Hastalıklı, işe yaramaz, zavallı adamın tekiyim ben senin gözünde değil mi? Senin gözün zaten... Hayır, 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 hayır zaten. Amcam, Ayşegül! Yavuz geçti, geçti Yavuz. Başka be evladım, açsana ajansı dinleyelim. Bakalım memlekette neler oluyor. Ah be albay amcacığım, haberin kendisi, bizzat kendimiz olduk ya. Al açayım. Hadi bakalım, ilaç saati geldi. Gel bakalım hadi. Şöyle doğrulalım bakalım. Dikkat etsene biraz. Bak, kusura bakma, benim elimin ayarı yok tabii ya. Tamam, ben yaparım. Gel oğlum. İsa, oğlum ne oluyor? Oğlum iyi misin? Anne, karnım çok acıyor anne. Karnın mı? Bakayım. Oo, buz gibi terlemiş bu çocuk ya. Bütün gün ağrıyordu. Oğlum niye söylemiyorsun sabahtan beri? Hastaneden çıkartmazsınız diye. Doktor çağırın. Hemen ben alıyorum, tamam. Oğlum, ya oğlum. Anne çok acıyor. Oğlum ya, oğlum ama... Allah'ım yardım et ya. Yavuz, nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Baba, iyi misin gerçekten? Amca hastaneye mi götürsek? Yok canım, hastaneye gitmeye ne gerek var? Daha önce yaşadık bunları, biliyorsun Melis'ciğim. Ama yine de abi, istersen hastaneye gidelim. Ha? Yok yok, gerek yok. İyiyim. İçki tetikledi muhtemelen. Neyse ki iyi şimdi. Çok özür dilerim, rahatsız ediyorum. Aşağıda 2 tane polis memuru var. Çınar Bey, sizi görmek istiyorlar. Ne? Beni mi? Beliz, babanın yanında kal. Çınar Saygınel. Evet, buyurun benim. Bir cinayet soruşturması ile ilgili ifadenizi almamız gerekiyor. Biz de emniyete kadar gelebilir misiniz? Ne cinayeti? Çınar mı suçlanıyor? Ne münasebet canım, niye suçlansın Çınar? Henüz bir suçlama yok. Kendisi dün akşam bir cinayet mahallinde görülmüş. Emniyete gitmemiz gerekiyor. Buyurun gidelim. Tamam, geliyorum. Anne, siz de telaş yapmayın. Ay, nereye gidiyorsun Çınar? Hayır. Baba, o adamı nereye götürüyorlar? Gitmesi gereken yeri oğlum. Ne yapmış ki? Bilmem. Anlayacağız bakalım. Ya baba, ben okula mı gitsem diyorum. Okul mu? Hakikaten ha. Sana bir de okul lazım değil mi? Yani en azından part time. Gündüzleri gitsem yeterli. Senin full time'ını da gördük oğlum. Hadi benim gitmem lazım, gel. Tamam, o zaman memur bey, ben arabamla sizi takip edeyim. Çınar bey, sizi şöyle bizim araca alalım. Ne yani, katil gibi bununla mı gidecek? Tamam anne, sakin ol, gözünü seveyim, sakin ol. Tamam, buyurun. Eda, herkesi arayın. Herkesi derken? Herkesi işte, herkesi! Tabii, tamam. Hadi hemen gidelim, hadi. Arabayı getirin, arabayı. Cinayet soruşturması eksikti. Neler oluyor, neden oluyor anlamıyorum ki. İhbar falan var herhalde. Onu çekemeyenler var herhalde. Yoksa kim atar böyle bir iftirayı? Evet ama polis de yani elinde delil olmadan gelip de kimseyi evinden almaz. Ne kanıtıymış bu? Bilmiyorum ki, telefon sinyalleri olabilir. Geriye dönük bakıyorlar bu sinyallere. Eğer Çınar Bey o saatte cinayet mahallindeyse sıkıntı büyük. Tamam, orada olabilir, ne olacak yani? Belki 10 dakika önce öldürüldü adam. Adli tıp onu aşağı yukarı çıkartır. Saçmalık. Bence de saçmalık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.